Seçim sonucundan sonra sizce ekonomi hangi yöne doğru ilerler? Her şey güzeldir abi. Ekonomi de güzeldir. Bence Tayyip Erdoğan'ı alır. Seçimden sonra ekonomi sizce nasıl olur? Bence daha düzelir. Düzelir bence. Bir güven ortamı mı gelir, ne olur? Vallahi bir numara gelir. Bence güzel olur. Abi hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi olur? Vallahi bizim günümüzdeki lider kazansa daha iyi olur. Ama günümüzdeki lider kimdir? Yeni yüzler, yeni kanlar, yeni gelecek liderimiz olsun yani. Ekonomi daha mı iyi olur? İnşallah. Değişim bekleriz. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kesinlikle. Artık 20 yıldır bu insanlar açlıktan ölme noktasına geldi. Kiralarını ödeyemiyor. Ekonomi berbat. Yani yeter. 21 yıldır yönetmişsiniz. Artık siz de oturun başka insanlar yönetsin. Değişim her zaman güzel. Tek düze, kendisi bile zaten Ecevit dönemiyle ilgili dedi ki yani artık yeter. Yani nereye kadar yöneteceksiniz? Hastasınız, bırakın. Kendisi de şu anda hasta. Kendisini de bırakmasını istiyoruz. Yani Kılıçdaroğlu gelsin, yeni bir nefes alalım. Teşekkür ederim. Hangi lider gelirse seç. Onu tercih ediyorum. Ekonomi daha mı iyi olur? Daha güzel olur. Bir kan yerleşmesi daha olur. ETR nedir? Emeklilik nedir? Belli bir yaştan sonra insana emekli oluyor değil mi? Yeter artık yani. Kendisi gerçekten emekli olması şarttır yani. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi olur? Bok kazanacak, bok. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi olur? Allah. Eğer liderlerle olsaydı bu iş çok güzel olurdu ama sanki bu iş onlarla olmayacak. Ekonomi nasıl düzelecek? Valla zamanla. Bize zaman lazım. Biz düzelirsek ekonomi de düzelir. Sanki bu iş böyle ekonomik falan da değil. Halk olarak biz de çok doğru yolda olduğumuz söylenemez. Size söyleyeyim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Abi size de soralım. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi olur? Reis baba. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Yani benim şahsi fikrim Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönünde. Umarım kazanır. Kazanırsa daha hayırlı olur diye düşünüyoruz tabii. Öteki aday da yıllardır yönetiyor. Hayırlısı olsun diyelim. Çok ileri konuşamıyoruz malum Türkiye'nin şartları. Halkımız için hayırlısı olsun. İnşallah Kılıçdaroğlu kazanır diye düşünüyorum. Hocam size soralım. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya getirir? Yani ekonomiden şu anda hiç kimsenin umudu yok. Bizim de yok. Ne yazık ki kimsenin umudu yok ekonomiden. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. İyi günler. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirir? Hayırlısı olsun. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelir? Devam etsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya getirir? Kılıçdaroğlu. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelir? Hangi lider kazanırsa, Kılıçdaroğlu kazanırsa bu ekonomi düzelir. Doğru mu? Hepimiz de biliyoruz. Siz de biliyorsun. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelir? Bay Kemal kazanırsa daha iyi olur. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelecektir? Biz mevcut iktidarın kazanacağını düşünüyoruz. Tekrardan da böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olur. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelecektir? Eskişehir'e devam. Bu her şeyi anlatıyor zaten. Yani hiç bilmediğim bir yola gitmektense aynı yolu tercih edin her zaman daha iyidir. Teşekkür ediyorum. Hangi aday seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya getirir? Vallahi söylemesem daha iyi olur şimdi ya. Yani. Gerek yok yani. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya getirir? Erdoğan. AK Parti. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelir? Her iki lider de kazanırsa ekonomi düzelecek. Büyük bir ülkemiz var. Çok sıkıntılar geçiriyoruz. Her türlü badireyi rahatlıkla atlatabilecek bir millete sahibiz. Hakkımızda hayırlı olanı Allah nasip etsin. Kimse ümitsiz olmasın. Hepinize başarılar diliyorum. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelir? Kılıçdaroğlu diyoruz. Kılıçdaroğlu başa gelirse daha mı iyi bir noktaya gelir ekonomi? Bence şu anki iktidardan çok daha iyi şeyler yapacak ekonomide. Size soralım. Aynısı. Kılıçdaroğlu. Neler yapacak sizce? Hani neler ekonomi daha iyi bir noktaya getirecek? Gelmesi yeterli bence. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bile yeterli. Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Rica ederim. Kılıçdaroğlu tabii ki.
Kılıçdaroğlu başa gelirse ekonomiyi nasıl daha iyi bir noktaya getirecek sizi? Ekonomiyi bilmem de adaleti yerine getireceğini düşünüyorum. Bu yüzden. Teşekkürler. Sağ olun. Hangi lider seçilirse, Cumhurbaşkanı seçilirse ekonomi daha iyi bir noktaya gelecek. Kılıçdaroğlu. Ama hiç olmazsa bir yıl bu zamlara dur diyecek. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomiyi daha iyi noktaya getirecek? Sence hangisi? Bunu Türkiye'de herkes biliyor. Yani Kılıçdaroğlu kazanırsa zaten ekonomi çökecek. Ama diğer lider kazanırsa zaten her şey gene şimdiki gibi normal olacak. Başka bir şey olmayacak. Abi hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi gider? Hiçbiri de iyi gitmiyor. Neden? Böyle işte. Abicim merhabalar. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi gider? Yakir Bey şaka da yok ki. Abim hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi gider? İkisi de aynı. Ekonomi düzeleceği yok. Yapacak bir şey yok. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Kılıçdaroğlu. Neden daha iyiye gider Kılıçdaroğlu seçilirse? Çünkü Kılıçdaroğlu adaletli bir insandır. Ben ona güveniyorum. Yani sonuçta sonuç itibariyle bütün açıkladığı şeyler hep doğru, bana doğru geliyor. O açıdan ben Kılıçdaroğlu diyorum ve başarılar diliyorum. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi gider? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu peki? Olan iyi oyna. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Abi biz Kılıçdaroğlu ya. Kılıçdaroğlu. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Şimdiki devam ederse. Şimdiki devam ederse bundan başka yok. Diğeri fasafisu. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Bilmiyorum. Şu anda ekonomiye bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Abi merhabalar. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Valla ekonomi bizi ilgilendirmiyor da. Biz Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu daha gelse daha iyiye gider? Geri 20 yıldır burada hiçbir şey yapmadı. En azından bir değişim olabilir yani. Değişimle değişebilir. Abim hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Belirsiz. Belli değil. Abi merhabalar. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelir? Yorum yoktur. Yorum yapmasak daha iyidir. Öyle abi. Lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyi bir noktaya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanırsa ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirir? Hiç kimse. Düzelmez mi? Yok. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanırsa ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirir? Hayırlısı neyse olsun. Eyvallah. Ekonomiyi sizce hangi lider daha iyi bir noktaya getirecek? Vallahi bilmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu gelse de iyidir. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirecek? Kılıçdaroğlu. Hangi lider seçilmesi durumunda ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirecek? Recep Tayyip Erdoğan. Başkası reis, yok. Reis aynen. O. Her şey onda. Selamet onunladır. Başka yok. Amca merhabalar. Hangi lider kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? İkisi de aynıdır. Yorum yok. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi olur? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gönlümüzde yatan kendisi. Olmaz yani. Yani dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani dünyaya kafa tutuyor yani. Dünyaya kafa tutuyor abi yani. Ona teşekkür ederim. Her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Bir bilgim yok. Benim ekonomim iyi olmadığı için bilmiyorum. Peki hangi lider gelse senin ekonomini daha iyi hale getirecek? Hangi lider? Mevcut ekonomi belli olduğuna göre belki bir alternatif gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. O alternatif kim oluyor? Kim oluyor? Bunu bilemiyorum. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Abi bence Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu gelse ekonomi daha iyiye gider diyorsunuz da. İyi gitmez. Zaten ülkenin dış borçları veya iç borçları almış başını gidiyor. Hiçbir şey değişmez abi ama şimdi konuşsak bazı şeyler olmuyor da bir tık daha ileri gidebilir yani. Hani bazı şeyler biraz daha göz önünde olmaz artık. Merhabalar. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Vallahi hiçbir liderden pek umudumuz yok. Ama sistem hükümetin değişmesini istiyoruz. Demokratik bir düzen olursa, hak, hukuk, adalet olursa belki düzelir yani. Oldu. Yatırım daha iyi oluruz o zaman. Yatırımcı kaçmaz yani ülkeden. Bir ülkede hak, hukuk, adalet olmadığı zaman yatırımcı da ister istemez başka ülkelere kaçıyor. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Recep Tayyip Erdoğan. Hangi lider seçimi kazanırsa ekonomi daha iyiye gider? Vallahi siz daha iyi biliyorsunuz. Zaten bellidir.
Başka diyeceğim şey yok. Kimdir işte, belli olan ne? Belliydi zaten. Belli olan ne abi? Bunu biraz açalım. Biraz açalım. Belli olan nedir? Nedir? Hangisidir sizce? Size soruyoruz biz de. Biz de zaten yandık zaten şu ana kadar yandık. Yandık, ben bir şey diyemiyorum. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi gider? Veya ekonomi şu an iyi mi size? Sizce? Konuşmasam daha iyi olur. Neye doğru gider? Ben CHP diye düşünüyorum. CHP. Neler yapar? Ekonomi ne yönde iyi gider? Nasıl iyi gider? Her yönden de iyi gider diye düşünüyorum. Çünkü şu anki ekonomiyi görüyoruz 20 yıldır. Ne hale düştüğümüzü de görüyoruz. Artık hiçbir şey alınamaz hale geldi yani. İnsanlar çok zor durumdadır. Bunu Kılıçdaroğlu çözecek mi diyorsunuz? Çözeceğini düşünüyorum. Yani olmasa da en azından bir değişiklik istiyoruz yani. Olmasını istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir aday kazanırsa ekonomi iyiye doğru gider diye soruyoruz da. İstikrar. İstikrardan da yana. Abi merhabalar. Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyi gider? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu başka? Hangi aday kazanırsa ekonomi daha iyiye gider diye soruyoruz da. Vallahi şimdi hangisi kazanırsa da bence düzelme imkanı zor görünüyor. Tabii şu var. Bu gerçek bir şeydi. Elin oğlu batıyor, kurtarmaya çalışıyor kendini. Ama bizimkilerde öyle değil. Bizimkilerde hep menfaat peşinde koşuyorlar ve daha da batırmaya çalışıyor. Ondan dolayı nasıl desem sana, dediğim gibi hangisi gelse kurtarması biraz zor ama inşallah hayırlısı olur. Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu kazansın. Benim dileğim bu yani. Herkesin beğendiği, istediği, herkes kendine özgürdür yani. Türkiye'nin genelini içime söylüyorum. Özellikle bak buradaki gördüğün gençler. Şu anda çoğu da işsiz. Cebimizde 5 kuruş para yok. Ben inşaatçıyım. İnşaat sektörü nereye kadar beni götürür? Zaten Merkez Bankası görüyorsunuz. Her gün para basıyor doları bastırmak için. Bu nereye kadar gidecek? Hiç yani net bir şey yok. Önümü görmüyorum. Kapalı. Önüm kapalı, görmüyorum. Ne ben ne hiç kimse. Hiçbirimiz. Bu ülkede önümüz kapalı. Görmüyoruz. Geleceğimiz ne olacak? Ben yarın çocuklarımı düşünüyorum. Ama Elinoğlu bu gibi tereddütü yok. Ama bizimki var. Niye? Ekonomimiz çok kötü. Başa gelen sağ olsunlar. Götürüyor. Dibe kadar daban salıyor. Eti bitmiyorsun, kovamıyorsun, gönderemiyorsun. Her türlü ne desem var yani içinde. Ondan dolayı ben tek isteğim bu Türkiye'de demokrasi, gerçek demokrasi otursun. Gerçek demokrasi gelsin. Adalet. Tereddütten dolayı beni kimse işten kovamaz. Ben kendi kendime bir yalnız başıma bir iktidarım. İnşaatçıyım. İşim olursa giderim, işim yoksa evimde yatarım. Ben buyum yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yok, gerek yok. Gerçeği bu yani. Gerçeği bu. Ama bunları düşünerek, genelimizi düşünerek başa geleni biz değiştirmesini istiyoruz. Gerçek söylüyorum. Devamlı bir kişiyle, bir lafıyla, bir insan lafıyla bir devlet yönetilmez, yönetilemez. Niye? Adam zaten şurası şu anda hani kusura bakmasın. Ben kimseyi küçük düşürme. Hepimiz bir gün yaşlanırız, hastalanırız, şu olur, bu olur. Ama şurası hastalandığı zaman bir şey söylerse yok. İllahi böyle olsun dediği zaman o onu demek ki yapmak, karşıdaki onu yapmak zorunda mı? Değil. Olmamalı. Onun etrafındakini o konuşmayı, o her şeyini tartması lazım. Ondan sonra yürürlüğe sokması lazım. Bunlar yok. Sen bunu yap dediği zaman hemen Süleyman Soylu devreye giriyor. Diyor ki bak bir kelime bana söyledi. Ben Güneydoğu'daki bütün belediyelerine kayyum attım. Niye? Sebep ne? Bir kelimeyle mi atıyorsun? Bu ben seçtim, sen seçtin. Bu benim irademdir. Sen nasıl bunu bana yapıyorsun? Ama bugün yapıyor. Bugün yarın sıra bendedir. Ben yarın kime verirsem oyumu ona atarım. Ben diyeceğim ki ben bunu istiyorum, bu gelsin. Ben onu istemiyorum. Bundan dolayı istemiyorum. Demokrat olmadığı için. Başka bir neden yok. Teşekkür ederim.